Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Bugün TK derslerinden 5.'yi yapacağız arkadaşlar. Hatırlatmak isterim. Python programlama dilinin modüllerinden birisidir TK Inter ve de interface oluşturmak üzere kullanılıyor. Şimdiye kadar 4 derste 10-15 civarında bir düzine örnek gösterdim. Şimdi 40 numaralı dosyamı sizlere göstereceğim. Sizlerle paylaşaraktan bu dosyanın içerisindeki TK Inter modülünün çağrılması ve onlarla ilgili komutlarla neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Numaralı dosyamızda TK Inter modülünü ithal ediyoruz ve Can isimli bir nesneyi oluşturuyorum arkadaşlar. TK modülünün kolaylığını kullanaraktan ve de iki değişken tanımlıyorum burada. Canvas genişliği ve canvas yüksekliği diyerekten. Bu üzerinde çalışma yapacağım çerçevenin piksel cinsinden konumlarını gösteriyor arkadaşlar. 400 seçtim. Bunu daha sonra değiştirip etkilerinin ne şekilde olduğunu görebiliriz. Ve bir pencere oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Pencereyi de bu canvas metodunu kullanaraktan ismini Can verdim ve de width dediğim genişlik olaraktan canvas genişliğini kabul edeceğiz. Yükseklik olaraktan da canvas yüksekliğini kabul edeceğiz. Ve de daha sonra pencere nokta pack diyerekten bu pencerenin açıldığında büyütmelerden etkilenmemesi için bu pack metodunu çağıracağız arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir değişken çağırıyorum. Canvas yüksekliği bölü 2 diyerekten canvas yüksekliğini 2'ye bölüyorum. Yani 400'ün 2 ise 2'ye bölünmüş hali 200. 200 gibi bir rakamı bunu integer olaraktan kabul edip ortadan bu canvas'ımızı 2'ye bölmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve de bu kullanacağım renk kodu da 47 6042 kod numaralı renk kodu. Bu dolgu için kullanılacaktır. Pencere dot create line dediğimde bu çizgi oluştur anlamındadır arkadaşlar. Bu ekranda bir oluşturacağımız o kanvasın tam ortasından yani 200'e yarışlı gelen yerden bir çizgi oluşturacaktır. Başlangıç yeri olaraktan da 0. Y konumundan işte belirtilen Y konumuna kadar yani belirttiğim 200'e kadar gelecek. Kanvas genişliğini kabul edecek ve de dolgu da bu şekilde olacak ve de main loop'umuz, ana loop'umuz bu şekilde olacak. Ben bu programı size çalıştırarak da ne iş yaptığını daha da belirgin şekilde göstermek isterim. Şöyle ki kanvasımız 0'dan 400'e kadar yani 0'dan 400'e kadar ve de 0'dan 400'e kadar yerleştirilmiş haldedir. Şurada kanvas yüksekliğini 2'ye bölüyorum. 400'ün yarısı 200 diyorum. Dolayısıyla burada y eksenini 0'dan y değerine kadar getirerek de bu çizgiyi oluşturuyorum. Çizginin dolgu malzemesi de 47-60-42 ile gösterilen bir tondur. Yeşile benzer bir tondur. Burada bakıyorum. Yeşile benzer bir renk. Sırada 42 numaralı dosya var arkadaşlar. 42 numaralı dosyaya geldiğimde 42 numaralı dosyada ekranda dikdörtgen çizdirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu dikdörtgen çizdirme ile ilgili yine modülü ithal ettim. Can diyerekten nesnesini oluşturdum ve de çiz diyerekten bir değişken tanımladım, bir nesnesini tanımladım ve de bu nesnenin kanvas yöntemine metodunu çağıraraktan isminin Can olduğunu, genişliğinin 200 olduğunu, yüksekliğinin 100 olduğunu belirttim ve de daha sonra bu çiz dediğim nesneyi dot pack metodunu çağıraraktan büyütmelerden etkilenmemesini sağlamaya çalıştım. Şimdi burada diyeceksiniz ki bütün bunlar nelerdir? Bir kere dikdörtgenin çizilmesi için dört kenarının tanımlanması gerekir arkadaşlar. Yani dört kenarının koordinatının belirlenmesi gerekir. Burada bakıyorum create rectangle diyerekten iki tane dikdörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada da create line diyerekten dört tane çizgi var. Öyleyse iç içe bir dikdörtgen olduğunu düşünüyoruz bunun. Çünkü
Şu değerler diğerlerinden, yukarıdakinden farklıdır. Biraz daha büyük bir değerdir. Ben bunun bir çalıştırılmış halini göstereceğim. Ondan sonraki bu koordinatların neye göre yerleştirildiğini de sizlerle paylaşmak için arkadaşlar. Bu dersin en temel özel örneklerinden bir tanesidir bu. Şöyle çalıştırayım sizle bu programı. Şöyle ki gördüğünüz gibi iki dikdörtgen var arkadaşlar. Bir tanesinin içerisine şu dikdörtgenin içerisine yellow ile sarı renk yerleştirilmiş arkadaşlar. Evet. Sarı renk dolgu yapılmıştır. Diğeri de 47 60-42 dediğimiz şu haki renkte petrol yeşili bir renk ile dolgu olmuştur. Peki bu diğer çizgiler nelerdir arkadaşlar? Bu diğer çizgilerde 4 çizgi var arkadaşlar. Bu 4 çizgi içinde her birisi için koordinatlar belirlenmiştir. Sizlerle şöyle bir dosya paylaşmak istiyorum. Şöyle ki burada yerleştirmiş olduğumuz dikdörtgenin konumları ile ilgili, koordinatları ile ilgili açıklayıcı bir bilgidir bu arkadaşlar. Şu nokta 0'a 0 koordinatına sahiptir. Yani x 0 ve de y 0'dır. Şunu da belirtmekte fayda var. HTML sayfalarında ya da web sayfalarında tasarımlarda ilk başlangıç noktası olaraktan şurası sayfanın ilk sol üst köşesi 0.0 alınır. Sağ tarafa doğru x devam ederken aşağıya doğru da y devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 0.0 noktası iken burası 200'e 0 noktasıdır. Yani şu x eksenine 200'e kadar gelmiştir. X ve y ikilisi gibi düşünürsek burasını. Şurası da y değeri bu kez 100'e inmiştir arkadaşlar. Aynı 0 noktasındayız. Hala x'in 0 olduğu noktadayız. Fakat y 100'e çıkmıştır. Yani en alt sınırdır. Peki şurasını da tarif etmeye kalkarsam bir kere y değeri 100'dür. X değeri de tam 100 200 kadar gelmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla şurasını da x değerinin 200, y değerinin 100 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şurasını herhangi bir tanesinin bir değerinin kaç olduğunu düşünebiliriz. Bir kere burasının y'sinin ne kadar indiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Burasına 20 diyelim, şurası da 35 olduğunu söyleyebiliriz. 20, 150 kadar gidip 150 kadar gelip 20 kadar aşağı inmiştir. Yani 150 x sayısına karşılık gelmektedir arkadaşlar. X eksenine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla şuradan da bir değer alırsak burasının da 100 kadar y olduğunu düşünürsek şurası da 80'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 80 y değeri, peki x değeri ne kadardır? 50 kadar gelmiştir. Buradan da 50 kadar gelmiştir. 200'den 50'yi çıkarttığımızda 250'yi çıkarttığımızda 100 kalıyor geriye. Dolayısıyla 100 birim de şurasıdır. 50'şer birim, 50'şer birim. Yani bunun anlaşılabilir olması verdiğim örneğin anlaşılabilir olması açısından da mühimdir. Yani başlangıç olaraktan şurası 0.0, yani x'in de 0, y'nin de 0 olduğu konumdur. Şurası x'in, yani şuradan şuraya kadar olan kısmın 200 olduğu, şuradan şuraya kadar olan y kısmının ise 100 olduğu noktadır. Tanımlamaları bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şurası 20'ye 35, 50'ye 35 ise şurası da 50'ye 20 ise şurası da 65'e 65 civarındadır. 65'e 35 gibi bir rakam olacaktır burada arkadaşlar. Tekrar üzerinde çalıştığımız veriye, dosyaya dönersek PyCharm'daki ilgili dosyada. Şimdi biraz daha belirgin hale gelmiştir. Çizilen dikdörtgenin 50, 20, 150 ve 80. Bu birinci dikdörtgendir arkadaşlar. Bu içerideki dikdörtgen de 65'e 35, 135'e 65 şeklinde
diğer içteki sarı renkteki dikdörtgendir. Şu çizilenler de köşegen çizgileridir arkadaşlar. Buradan da şuna bakabiliriz. Başlangıç noktası ve de 50'ye 20 noktası, iki bitiş noktası olaraktan başlangıç noktası ve bitiş noktası, aynı şekilde başlangıç noktasının koordinatları ve bitiş noktasının koordinatları şeklindedir. Bunu tekrar çalıştırırsam, şekilde bir şekil çiziyor arkadaşlar. İlk önce dikdörtgenleri çizdiriyoruz. Birimlerine ilgili birimleri dikdörtgenin boyutlarını göz önüne alarak bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Bir sonraki 44 numaralı dosyaya geldiğimde arkadaşlar, 44 numaralı dosyada bu kez içerisine dikdörtgen yerleştirdikten sonra bir yazı yazdırmak istiyorum arkadaşlar içeriye. Şunu bir çalıştırayım önce. Evet. Bu kez büyüttüğümde bu pek edildiği için herhangi bir şekilde büyütmelerden etkilenmeyecek şekilde bu şekilde ekranda yerini alıyor. İç içe iki tane dikdörtgenimiz var ve de dikdörtgenin köşegenlerinden ilk başlangıç noktasına kadar ilk başlangıçta şu hesaplanıyor. Daha sonra bu değer artıyor. Bunun da nasıl olduğuna şöyle bir göz atarsak arkadaşlar. Başlangıçta kanvas genişliğini 200 tutuyoruz. Ve kanvas yüksekliğine 100 tutuyoruz arkadaşlar. Ve burada renkler diyerekten bir liste oluşturuyoruz. 47, 60, 42 ve sarı şeklinde. Ve de kutu diyerekten de bir liste oluşturuyorum. Burada ratio dediğimde, bir oran dediğimde, yani büyütme küçültmelerle ilgili oran dediğimde indirekten 0,2 ile 0,35 gibi bir iki değer veriyorum arkadaşlar. Argüman veriyorum. Ve de burada kutu listesinin içerisine bunları yerleştiriyorum arkadaşlar. Kanvas yüksekliği, kanvas genişliği, kanvas yüksekliği ve normal kanvas genişliği ile yüksekliği de ratio oranlarla çarpılacak. Burada da 1 eksi oranla çarpılacak. Dolayısıyla burada kutunun oluşturulmasına çalışıyorum arkadaşlar. Asıl pencere oluşturulması burada gerçekleşiyor. Adına pencere dedim. Genişlik olaraktan kanvas genişliğini kabul ediyorum. Yükseklik olaraktan kanvas yüksekliğini ve de onu pek ile büyütmelerden etkilenmeme durumuna getiriyorum. Burada range belirlemiş olduğum range değişkeni içerisinde i'yi döndürüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kutu i'ye 0, i'ye 1, i'ye 2, i'ye 3 şeklinde değerler alacak ve de renkleri burada her seferinde renkleri de ilgili indisle değiştirecektir arkadaşlar. Daha sonra burada pencere create line metoduyla pencereyi oluşturuyorum. Ve de burada da iki tane koordinatı koyuyorum burada arkadaşlar. Bu başlangıç koordinatıdır. Bu da büyütüldüğünde oluşacak olan koordinattır. Aynı şekilde renk dolgusunu da karşılık gelen indisle gerçekleştiriyorum. Burada 3 tane çizgim, 4 tane çizgim oluşması lazımdı arkadaşlar. Köşegen şeklinde. Bu diğer köşegenler de bu şekilde. Ve de bunu bir metin oluşturuyorum bunun içerisine arkadaşlar. Metin oluşturmak için de yine pencere nesnesini kullanıyorum. Create text diye bir metot vardır arkadaşlar. Create underscore text. Burada işte kanvas genişliği bölü 2 diyorum. Tam yerini ortalattırmak üzere ve de kanvas yüksekliği bölü 2 diyorum ve de metin olaraktan da içerisine Python yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde büyüttüğümde de hem koordinatlar başlangıçtaki koordinatların üzerine eklenerekten değiştirilmiş haliyle ekranda oluşuyor ve de dikdörtgenin büyüklüğü hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar. Eğer ki burada dikdörtgenin büyüklüğünü değiştirmek istersek burada yapacağımız 200'e 100 şeklinde, 190'a 90 olabilir. Bunu da bir sizinle denemek isterim. Çok az bir miktar değişme oldu arkadaşlar. Yani şunu da 44 bir kez daha bir
Çok az bir miktar değişme oldu. 46 numaralı dosyayı size göstermek isterim arkadaşlar. Bu kez yuvarlak nesneler yerine oval nesneler oluşturmaya çalışacağız. Oval nesneler oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için yine modülü, ilgili modülü ithal ediyorum. Daha sonra şurada kanvas genişliği 400, kanvas yüksekliği 400 belirliyorum. İsmine, nesnenin ismine cancan diyorum ve de pencere oluştururken bu cancanı kullanıyorum ve de genişliğini ve yüksekliğini kullanıyorum. Aslında çok basit arkadaşlar. Bakın kanvas genişliğini ve yüksekliğini burada sayısal değerler verdikten sonra genişliği bu olacak, yüksekliği bu olacak diyerekten doğrudan doğruya tek satırda komut da olabilir de bunu belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Penceremiz bu şekilde oluşturuluyor. Bu pencerenin de büyümelerden etkilenmemesi için pack diyorum. Burada ayrıca create oval diyorum arkadaşlar. Pencere create oval dediğimde de 100'e 100x başlangıç koordinatı ve de 300'e 300 diğer ucu olacak şekilde bir oval nesne oluşturacak şekilde bunu da oluşturuyor arkadaşlar. Bunu çalıştırdığım zaman bu 46 numaralı pardon. Bu şekilde ilk yuvarlak nesne ile ilgili örneğimizi bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Dosya 47'yi bir göstereyim. Burada da kanvas içerisinde oluşturulan bir kanvas içerisinde renkli bir noktanın kullanılaraktan yazılar yazılması ile ilgili ve de bu yazının kaleminin de değiştirebilmesi ile ilgili bir örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada kanvas genişliğine 500, yüksekliğine 150 dedim. Ve de burada bir paint diyerekten bir fonksiyon tanımlıyorum arkadaşlar. Boyama fonksiyonu ve de bu bunun parametresi veyahut da argümanı event'tir. Yani olaydır. Bir olay üzerine bu başlatılacaktır. Yani bunun tetikleyicisi olaydır. Python green diyerekten bir değişkene şu haki renk yeşili atıyorum arkadaşlar. Daha sonra x1, y1 koordinatını şu şekilde tanımlıyorum. Event dediğimiz olay, başlangıç olayının bu nesnenin x değişkenine -1 diyorum. Ve o tetikleyici olayın nesnesinin y değişkenine -1 diyorum. Bu x1 y1'imizi oluşturmuş oluyor. Benzer şekilde x2 y2'yi de oluşturuyorum şu şekilde. Daha sonra bir w nesnesiyle burada W ismini kullanmış oldum. Window anlamında çevirebilirsiniz. Create oval diyorum ve de bu oval 4 tane koordinat alacaktır arkadaşlar. X1, Y1, X2, Y2 şeklinde ve de dolgusu da Python Green dediğim yukarıda tanımlamış olduğum renktir arkadaşlar. Yani Python Green haki renktir. Burada asıl penceremin oluşturulmasına başlıyorum arkadaşlar. Master adını veriyorum ve de bunun title'ı başlangıcı ismi. Painting using ovals, yani oval nesneleri kullanaraktan boyama yapma. Burada canvas width canvas genişliği olaraktan veya da canvas height'ı da yükseklik olaraktan kabul ediyorum. Şurada bir pack derken burada seçenek uyguladım arkadaşlar. Expand yani genişletme seçeneği evet. Dolgusu her ikisi dedim arkadaşlar. Burada da bir bind metodunu çağırıyorum. Bu da tırnak içerisinde b1 motion diyorum. B1 motion çağrılacaktır bu metot olaraktan ve de paint diyorum. Burada mesajımın adı press and drag to the mouse to draw, çizmek için mouse'u bas ve sürükle şeklinde ve de diğer kısım da pack'tir. Tabana yerleşik şekilde ve de döngümüzü bu şekilde kuruyoruz. Yani bunu çalıştırırsam şöyle bir açıklayıcı metin var sayfada gördüğünüz gibi. Şurada mouse'umu parmağımı kaldırmadan istediğim şekilde bir çizimler gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar.
Şöyle. Burada herhangi bir kontrol denetleme komutu olmadığı için bu pencerenin kapatılması için herhangi bir buton arıyorum. Yok, tanımadık arkadaşlar. Onun için tek çare olaraktan normal işte pencerenin kapatılması komutunu uygulayabiliriz. Bir sonraki dosyayı da sizlerle paylaşmak isterim. Evet. Burada da ekranda şu şekilde görülen bir biçimin, şeklin matematiksel karşılığının ne şekilde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada şuna dikkat çekmek isterim ben. Genişlik kanvas genişliği, yükseklik kanvas yüksekliği ve de bunu paket ediyorum. Aslında şu çerçeveyi, başlangıçta şu çerçeveyi, bizim şu göstereceğim şu çerçeveyi çizmiş göstermiş oluyorum arkadaşlar. Peki bu renklendirme ne şekilde oluyor? Bu renklendirmenin ne şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki burada points diye bir nesne tanımladım arkadaşlar. Burada sıfıra sıfır başlangıç noktasından kanvas genişliği ve kanvas yüksekliğinin yarısı kadar, çünkü tam ortaya kadar geliyor ve de sıfır ve kanvas yüksekliği diyerekten bunun tanımlamasını yaptım arkadaşlar. Yani şuraya gelirsek, şurada bir kez daha gösterirsem, bu değildi. Evet. Sıfıra sıfır noktasından kanvas genişliği şu full boyunca, kanvas yüksekliği ise yüksekliğin yarısı kadar, yani şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Ve de diğer parametrede sıfır ve kanvas yüksekliği şeklindedir. Yani sıfır ve kanvas yüksekliği şeklinde. Bütün noktaları bu şekilde tanımlamış olduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 noktada bunu tanımlamış olduk. Peki create polygon dediğimizde, yani çok köşegenli oluştur dediğimizde nedir? Bu points noktayı kullanacağım ve de outline olaraktan Python's green dış çizgisi olaraktan bu haki rengi kullanacağım. Dolgu renk ise sarı renktir. Width dediğimde de genişliğin ölçüsünü de 3 veriyor. Dolayısıyla bu program parçacığı da ekranda belirttiğimiz şu şeklin çizdirilmesine imkan vermektedir arkadaşlar. Başlangıç nokta 0'a 0 şurasıdır. X'i 0, Y'si 0'dır. Şurasının X'i 0, Y'si 400'dür. Şurasının X'i 200, Y'si 200'dür arkadaşlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 200'e 200'dü. Dolayısıyla bir kez daha gösterirsem, başlangıç noktası şurası 0'a 0, şurası 0'a 200, şurası 100'e 200'e 100'dür arkadaşlar. Yani şu ilk giden koordinat x koordinatıdır. Aşağıya doğru inen koordinat da y koordinatıdır. Yani sadece şurası 100 birim kadardır. Evet, böylece bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. 23 dakika dolmuş. Böylece Python Tkinter TKinter modülünün tanıtımı ile ilgili 5 dersi de geride bırakmış olduk arkadaşlar. Biraz ağır gidiyor. Konu içerisinde biraz da matematiğe dayalıdır bu çizimlerle ilgili. Çok fazla da zamanınızı aldığım için özür dilerim. Daha fazla uzattığımda upload sorunları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada kesmek durumundayım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üye olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Diğer çalma listelerine de göz atmanızı isterim. Başka programlar da var. İlginizi çekecek programlama dillerin olduğunu göreceksiniz. İyi günler, bol güneşli günler dilerim. Herkese üstün başarılar dilerim. Bay bay.